Kaplan Otogaz'dan sonra arabanın bir diğer ihtiyacı lastik ve jant. Birbirinden çeşitli jantlara ve lastiklere bakmamız gerekiyor. Bunun için de GAP janta gideceğiz. Otomobilin ayrılmaz parçalarından bir tanesi jant ve bir diğer parçası da lastik tabii ki. Bunun için GAP janttayız şu anda. Ramazan Bey'den jant ve lastikler hakkında bilgi alacağız. İlk olarak sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz Ramazan Bey? 1990 yılından ben jant ve lastik sektöründe bu memlekete hizmet vermeye başladım. Jant ve lastik üzerine her türlü jantın doğrultması, alüminyum kaynakları olsun, satış ve servisi olsun. Bunların yani yılların vermiş olduğu deneyimle bunları bu işe götürmeye çalışıyoruz. Yani bir yani jantım kırıldı, eğildi, atıp üzülmeyin. Yalnız burada bu işi yapabilecek yani yerler vardı. Biz yapıyoruz elhamdülillah. Yapılan işin arkasındayız. Bununla beraber her türlü çelik jantın ve yerli ve yabancı olarak yani ithal olsun. Yerli fabrikalar, CMS, Kormetal, Kare, Digi, bütün fabrikalar ana bayisi olmakla beraber bütün ithal jantların satışını ben bunu burada yapıyoruz. Evet, şimdi benim anladığım kadarıyla siz sadece jant satışı değil, aynı zamanda tamirat ve onarımını da yapıyorsunuz ve bunu da başka şehirlere de yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Tabii, bu konuda biraz bahseder misiniz? Tabii ki bizim bu işlerinde bizim daha kendimiz daha işimizi daha geliştirmişiz. Yani daha bir geliştirmişiz. Yani ekipmanlar daha farklıdır. Ekipmanlarımız daha farklıdır. Tezgahlarımız da var. Tabii bunu yapılan makinelerimiz, tezgahlarımız vardır. O tezgahlara güvenerek, yani kendimize güvenerek bu işi götürmeye çalışıyoruz. Şimdi jant çeşitlerine gelelim. Her model, her markada mevcut bildiğim kadarıyla burada jantlar. Bunlardan biraz bahseder misiniz? Yani marka olarak değil de her model, her marka bulunuyor sizde değil mi? Tabii ki ben bu işin hem meraklısıyım hem de yani hastasıyım. Yani bunun her marka ve her modeli bende mevcuttur. Yani bunu bende yoktur. Şimdi ben size bir soru sormak istiyorum. Ben şuradaki jantları çok beğendiğimi söyleyebilirim. Evet. Burada tam bayanlara uygun bir şekilde bir jant var, böyle kalpli. Şimdi bu jantın şekli kalp şeklinde, diğerleri farklı şekillerde. Bu fark ediyor mu? Performansını etkiliyor mu? Hayır, bunun performansı etkilemez. Bunun performansı yani jantın güzelliğidir. Yani jantın o her bir jantın kendisine göre bir güzelliği vardır. Kimi ayrı bacağı ister, kimi kalp ister, kimi farklı bir kolları ister. Yani güç olarak aynıdır. Hepsinin aynıdır.
Ben ilk defa gördüm bu jantı ve çok hoşuma gitti. Bayanların da beğeneceğini düşünüyorum. Evet. Görmeyenler mutlaka vardır bu jantı. Bayanlara hitap eden bir model bu. Tabii ki erkekler için çeşit çok. Şimdi çelik janta gelelim. Çelik jantın avantajları neler? Şimdi çelik jantın daha az ısınır. Yani yolla gidiş anında demir janta göre daha da az ısınır. Diğer demir jantlar daha çabuk ısınır. Bunlarda pas olayı olmaz. Demir jantada pas olayı vardır. Efendim darbeye karşı daha mukavemetlidir. Daha lastiği daha serin tutar. Yani lastiğin ömrünü uzatır. Yani çelik jant her yönden daha avantajlı. Şimdi bir de lastik konularına gelelim. Lastik çeşitleri ve özellikleri neler? Önce bir lastiği taktırmadan önce jantları kontrol edilmesi lazım. Eğer yani lastik aldığınız zaman jantın eğriyse takacağın lastik de eğri olur. Yani lastiği janta takmadan önce jantları kontrol edilmesi lazım. O da garanti kap janta biz yapıyoruz. Evet, bunu belirtmeniz önemli. Jantları önce kontrol ettirmek gerekiyor. Lastiğin de zarar görmemesi için. Evet. Doğal olarak arabanızın da performansını etkileyecektir tabii bu. Tabii titreşimi. Tabii. Lastik konusu da önemli. Özellikleri, çeşitleri neler bu lastiklerin? Bütün her ebatta bende yani yerli ve yabancı olarak bütün ithal jantlar lastikleri bende mevcuttur. Yani bütün aklınıza gelen yani Lassa'sından tut, Michelin'den tut, İthal'ından tut, efendim Milestone olsun, Starmax olsun, İthal grubu bütün mevcut, Goodyear olsun, hepsi mevcuttur ben. Yani Talibara'ya çalışıyorum, bütün her tarafına çalışıyorum ben. Evet, herkese uygun bir lastik de mevcut. Evet. Şimdi kış lastikleri konusuna gelelim. Yeni bir kanun çıktı, siz de biliyorsunuz bu kanunu. Artık kış lastiği takma zorunluluğu var kış geldiğinde. Bu kış lastiği neden takılmalı? Bunun için bir önerilerde bulunalım biraz. Kış lastiği nasıl etkiliyor? Şimdi kış lastiği yani tabii kışa göre daha yumuşaktır. Yani yere yapışkanlığı olana daha yüksektir. Daha kaydırmayı saklamaz, yani kaydırmaz. Ondan sonra kış lastiği tabii ki teknoloji vermiş olduğu son bir sistemdir. Bunu da tabii düşünüp de ona göre önermişlerdir. Bunu da kim denediyse iyisi bir şekilde yapmışlar yani iyi düşünmüşler. Evet, herkesin kullanması gerekiyor kış lastiğini. Buna da özen göstermesi gerekiyor. Aynen. Şimdi bu jantlar hakkında başka bahsetmek istediğiniz önerileriniz var mı? Yani çelik jant kullanmanı tavsiye ediyorum. Yani alüminyum ve hafif alüşümlü alüminyum jantları kullanmanı tavsiye ediyorum. Yani demir jantlara nazaran tavsiye ediyoruz. Evet, siz de GAP jant olarak hizmet veriyorsunuz, evet, ve yani sadece satış değil onarım, tamirat, bakımında da hizmet veriyorsunuz. Şimdi ben bu haftanın sorusunu sormak istiyorum size. Bayan şoförler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bayan şoförler hakkında yani bayanları her yerde görmek istiyoruz. Yani bir şoförlükten değildir. Bayanlar her yerde görmek istiyoruz. Bayanlar daha dikkatlidir. Dikkatlidir. Gerçi erkekler dikkatlidir. Yani onu her alanda görmek istiyoruz. Yani onlara bir şey dediğimiz yoktu. Onlara gayet güzel bir şekilde ona da kurallara daha onlara dikkat ediyorlar, evet. Evet, bayanlar daha böyle tedbirli hareket ediyorlar araba kullanırken ve nezaket de katıyorlar gittikleri doğru, ortama. Doğru. Trafikte de bu böyle doğru, oluyor. Doğrudur. Biz de teşekkür ediyoruz size verdiğiniz bilgiler için. GAP Jant'ta bakalım ürünlere.